23 Ekim 2018. Hatay valisi Erdal Ata, 2015 yılında Suriye'de rehin alınan Japon gazetecinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Vali Erdal Ata yaptığı açıklamada, 23 Ekim Salı günü üzerinde tanıtım kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışma sonrasında Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini belirterek şöyle konuştu. Vali Ata ayrıca Japon gazetecinin Türkiye'ye getirilmesi için herhangi bir askeri operasyon yapılmadığını da ifade ederek, emniyet ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonrasında Türkiye'ye getirildiğini belirtti. 23 Ekim 2018 Salı günü üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğu belirtilen bir şahıs, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin yaptığı çalışma sonrasında Suriye'den ülkemize getirilmiştir. Bugün devletimizin ilgili birimleri tarafından Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollardan girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Junpei Yasuda olduğu tespit edilmiştir. Şu anda göç idaresinde geri gönderme merkezinde bulunan Japon gazetecisi, Japon yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda işlemleri bittikten sonra Japon yetkililere teslim edilecektir. Soru sormak isteyen var mı? Evet. Bugün işlemlerini eğer evrakları yetişirse işlemlerini bir an önce bitirip Japon yetkililere teslim etmeyi planlıyoruz. Evet. Sabah Japon Büyükelçisi ile Ankara'daki Büyükelçi ile telefonla yaptığımız görüşmede bize teşekkürlerini ilettiler. Emniyet ve istihbarat birimlerimizin yaptığı başarılı bir çalışma sonucunda 3 yıldan beri Suriye'de rehin tutulan bu gazeteci kurtarıldı. Teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hayır, askeri operasyon değil. Öyle bir operasyon yok. Emniyetim ve istihbarat birimlerimizin yaptığı çalışma sonrasında. Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. My name is Junpei Yasuda, Japanese journalist. I have been held in Syria for 14 months. Now in Turkey. Now I'm in safe condition. Thank you so much. Thanks. ですね、外務省の職員と見られる人物が入っていきます。今、日本の外務省職員と見られる人物が建物の中に入っていきます。